Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar. Bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili dün bir açıklama yapıldı. Durumunun iyiye gittiği yönünde açıklamalar var. Olup bitenlere tepki veriyor. Neler söyleyeceksiniz? Son gelişmeler neler? Bir de sizden alalım, sizden öğrenelim. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın yanına sadece muayene eden doktorlar ve aile bireyleri giriyor. Onun dışında hiç kimse girmiyor. Hı hı. Ve basın toplantısı yapılmadan önce de muayene eden doktorlarla birlikte aileden de bir ya da iki kişi oluyor. Ben de bulunuyorum. Bir değerlendirme yapılıyor ve basın toplantısı yapılıyor. Dünkü aldığımız ve bugün yine hem muayene eden doktorlardan ve aileden aldığımız bilgiler ışığında şunu söylemek istiyorum. Sayın Rektör Bey de paylaştı. Dün sirenler çaldığı zaman hemşire hanımlar kendisine Deniz Bey bugün 10 Kasım biliyorsunuz değil mi dediklerinde eliyle onaylıyor ve kafasıyla da selamlıyor. Sayın Genel Başkanım Atatürk'le ilgili düşünceleri Türkiye'de herkesin evet. ve Cumhuriyet Halk Partilerin malumu. Ama onun ötesinde bizlerle her zaman paylaştığı bir şey vardı. Atatürk'ü bir gün bütün Türkiye anlayacak ve kavrayacak derdi. Bakıyoruz herkes kavradığından mıdır yoksa kavramak görüntüsünü vermek zorunda olduklarından evet. mıdır nedir bilemiyoruz. Bugünlerde bir bizim de çok memnun olduğumuz, iftihar ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partimizin kurucu genel başkanı olan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü herkes çok daha ağzı dolu dolu yad etmeye başladı. Bu güzel bir şey tabii. Bundan muhtemelen oğlu Ataç Bey bahsediyordur Atatürk'ün daha fazla anlaşıldığını. Mutlaka sabahları çünkü gündemden bahsediyor kendisine. Türkiye'de olup bitenlerden, kendisine gelip gidenlerden, selam verenlerden hepsinden hı hı. bir bahsediyor ve bir konuşma ve iletişim oluyor aralarında. Muhtemelen o da bundan çok memnun oluyordur diye düşünüyoruz. Böyle gittiği takdirde bir olumsuzluk olmadığı takdirde Sayın önceki genel başkanımızın önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda yılbaşına kadar daha iyi olacağını hatta 2018 yılbaşını karşılarken yani 2017'nin 31 Aralık'ının belki son dakikalarında kendisinden tüm Türkiye'ye bir dakikalık bir mesaj duyabileceğimizi tahmin ediyorum, öngörüyorum. Hı hı. Onun ötesinde önümüzdeki bahar aylarından itibaren de yine Deniz Bey'in konuşup yani gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilir hale geleceğine inanıyorum. Biraz sabır gerekiyor. Yani Sayın Genel Başkanımız bize bu dönem biraz sabrı öğretti. Hem bizlere hem bütün Türkiye'ye. Hı hı. Ama bunun hızla olacağını, toparlayacağını ve bu süreçte gördüğümüz birçok insanın değerlendirmesinin tekrar gerçekleşeceğine inanıyorum. O da şu, o kadar çok insan Türkiye'nin her yerinden aradı ve ziyaret etti ki sadece partilerimiz değil, partilerin dışındaki birçok diğer partilerden olan veya partisiz olan veya partili olmayan birçok kişinin gelip Sayın Genel Başkanımızla ilgili olarak o Türkiye Cumhuriyeti'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra var olan bu Cumhuriyet sisteminin, Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin devamı konusunda Türkiye'deki herkesin bir sigortasıydı. Devlet adamı olarak Türkiye'ye temel uyarılar yapıyordu. Biz de bunları dikkatle dinliyorduk yani diyerek ifade ediyorlar. Tekrar o uyarılarını yapacağı, siyasette temel uyarılarını yapacağı günleri hep beraber bekliyoruz. İnşallah yılbaşına kadar kendisini toparlayacağını dediğim gibi bir aksilik olmadığı takdirde tahmin ediyoruz. Günden güne daha iyi oluyor. Dediğim gibi artık
anlıyor birçok şeyi, yazarak cevap veriyor. Oğluyla ve kızıyla, eşiyle çok ciddi bir iletişimi hatta var. Hatta hesap bile yapabiliyor. Evet, yani yani Ataş Bey 9 kere 9 kaç diye sorduğunda 81 diyerek yazıyla cevap verebiliyor. Bunlar bizim için çok önemli gelişmeler. İnşallah daha iyi olacağına hep beraber inanıyoruz. Hani Türkiye bu süreçte Sayın Deniz Baykal'ı, onun görüşlerini, onun Türkiye'nin belirli konularında yapmış olduğu siyasi uyarıları çok daha önemsediğini, çok daha anladığını, tekrar kavradığını görmekten de biz de son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet, iyiye gidiyor yani, bunu söyleyebiliriz. Yani evet, iyiye değil, sağlık durumu çok iyiye gidecek inşallah. Evet, peki. Şimdi gündem yoğun şu sıralar. Hallaç pamuğuna dönen adeta sınav sistemi. Bir türlü yerine ne gelecek, bundan sonra ne olacak? Halen yeni gelen sistemle ilgili hem öğrencilerin hem de velilerin kafasında soru işaretleri var bir sürü. Buna geçmek istiyorum. Yeni sınav sistemiyle ilgili hedef nedir sizce? Şimdi hedeften ziyade Türkiye özellikle 2002'den bu yana değişen 6 bakan 5 sistem ile birlikte önce bir devamlı içeriğin değişmesi, içeriğin var olan modern bilimsel eğitimden uzaklaştırılarak daha dogmatik ve seçmen kitlesi yaratmaya yönelik bir hedefe yönlendirilmesini çok net görüyoruz. Sistemde de var olan 2002'ye kadar geliştirilmiş olan 8 yıllık temel eğitimin bozularak tekrar 4 artı 4 artı 4'e geçilmesinin arkasında neler olduğunu bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Sistem değişikliğiyle. Onun ötesinde de fırsat eşitliğinin sağlandığı sınav sisteminin de değiştiği andan itibaren yine bunun hangi amaçla yapıldığını çok daha net görüyoruz. Şimdi artık hem öğrencinin hem öğrenci velisinin günden güne değişen içerik, günden güne değişen sistem, günden güne hatta saatler sonra değişebilen sınav sistemi nedeniyle şaşırdığını, feleğini şaşırdığını görüyoruz ya. Yani öğrenciler feleğini şaşırdılar. Yani bir öğrenci okula başlıyor, ertesi yıl bir üst sınıfa ya da işte ortaokuldan liseye ya da ilkokuldan ortaokula geçerken hangi sınav sistemiyle ve hangi değerlendirmeyle gideceğini bilemiyor. Hangi okula gideceğini bilemiyor. Şimdi işte efendim mahalleye gidiversin, en yakınındaki okula gideversin diye bir anlayış oldu. İşte 600 tane nitelikli okul varmış, diğerlerinin hepsi niteliksiz okulmuş. Onu da öğrenmiş olduk Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın bizzat ağzından. Hedef böyle sınav bir, kaygısını azaltmak dendi. Yani ancak sınav yine kaygısını bir, azaltmak değil, kendi istedikleri bazı öğrencilerin nitelikli okullara kolay geçmesini, torpille geçmesini sağlama olduğunu artık kandırmasınlar. Bu belli. Bu çok net. Okullarımızın niteliğini arttırmamız lazım. Topyekün bunun elden geçirilmesi lazım. Yani bir kere öğretmen yetiştirme anlayışımızı gözden geçirmemiz lazım. Öğretmen yetiştirmek için şimdi eğitim bir ülkü meselesidir. Eğitim bir inanç meselesidir. Eğitim bir motivasyon işidir. Yani biz Cumhuriyet'le ilgili, Cumhuriyet'in değerlerinin yaygınlaştırılması ile ilgili temel değerlerimizi, bizim mesela öğrenciliğimiz döneminde ülke için bir şeyler yapabilme gayreti vardı. Şimdi bunlar kendim için bir şeyler yapabilme gayretini, acaba kendi seçmenim için neler yapabilirim gayretini ortaya koydular. Ve Türkiye'nin o eğitimdeki temel motivasyonunu, birlikte motivasyonunu ortadan kaldırdılar. Türkiye'nin son 15 yılda hani kötüye giden değil, rezil ettikleri konusudur eğitim sistemi. Yani bakıyoruz çıktılara, ya matematik problemlerini okuduğunu anlamada PISA değerlendirmesinde 42 ülke arasında sonuncuyuz ya. Yani bundan daha fazla yüzümüze tokat gibi çarpacak bir gösterge olabilir mi? Bakın Kore'nin bir haftalık patent sayısı Türkiye'nin bir yıllık patent sayısından fazla. Utanmamız lazım bizim. Ama sen şimdi dünyadaki temel eğitim sistemini, var olan sistemi Türkiye'ye değiştirerek uygularsan, ne yaparsan karman çorman
böyle bir eğitim yaparsan bu olmaz. Dünyada eğitimin evet, temel gelişmiş ülkelerde temel modelleri var. Yani bu belli. Sınav sistemi bu kadar sık değişiyor mu? Hayır canım. Yani sınav sistemi öyle yani Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eğitim sistemini değiştirmemiş ya. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eğitim sistemini değiştirmemiş. Şimdi ya biz başarılı değiliz diyorlar. Başarılı değiliz dedikleri ülkenin 90 milyar dolar yıllık fazlası var. 90 milyar dolar teknoloji üretiminden dolayı fazlaları var. Parayı nereye yatıracağız diye düşünüyorlar. Ya yeterli eğitim yok. Yani Shinzo Abe OECD'nin toplantısında konuşuyor. Ya biz diyor sosyal medyada yeteri kadar kendimizi gösteremedik. Sosyal medya ve internet alanında da kendimizi göstereceğimiz yeni alanlara, yeni eğitim modellerine ihtiyacımız var diyor. Teknoloji yeterli değil diyor. Merkel konuşma yapıyor. Yani Almanya'da aynı şekilde ihracat fazlası olan, cari fazlası olan bir ülke. Diyor ki biz neden bir Apple'ımız yok, neden bir Microsoft'umuz yok, neden yazılım konusunda dünyada Amerika kadar önde değiliz. Bu yüzden eğitimimizi değiştirmemiz lazım. Dünyada sistem belli. Yani bir inanç eğitimi var. İşte İtalya'da var. Adam alıyor liseden itibaren. Adam liseyi okuyor. Ondan sonra üniversiteyi okuyor. Oradan papaz oluyor. Ve yüksek lisans yapacaksa, doktora yapacaksa gidip bunları yapıyor. Bunlarda bir problem yok. Stanford'da yapıyor, Harvard'da yapıyor. Din psikolojisi, sosyolojisi, kültür, hukuk hepsini yapıyor ama dönüp gelip yine papazlık yapıyor. Türkiye'de FETÖ ile beraber 2002'den bu yana esasında AKP'nin iktidarında FETÖ ile birlikte yerleştirdiklerine efendim hem imam olsun hem vali olsun. Hem imam olsun hem savcı olsun. Hem imam olsun hem paşa olsun. Hem imam hem paşaları gördük 15 Temmuz'da ne yaptıklarını. Kardeşim imam adam gibi imam olsun. Arapçasını fasih bilen, onun dışında Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan, anlatan, idrak eden, onun ötesinde Yahudilerle Museviliği İbranice tartışabilecek düzeyde İbranice bilen, Hristiyanlarla Hristiyanlığı gidip adam gibi Latince tartışabilecek düzeyde Latince bilen din adamlarına ihtiyacımız var. Biz niye korkacağız ya? Son tebliğ edilen din bize ait. Neden korkuyoruz? Sadece kendimize propaganda yapıyoruz. Gidelim tartışalım uluslararası arenada. Bu nitelikte adamlara ihtiyacımız var. Çünkü onlar yetiştirirken, Yahudi bir şey yetiştirirken, diyelim ki haham yetiştirirken Türkçe bilen adam yetiştiriyor. Arapça bilen adam yetiştiriyor. Ya da bir rahip yetişirken Türkçe bilen, Arapça bilen yetişiyor. Biz niye yetiştirmiyoruz bunu? Orada yürüsün gitsin. En nitelikli olsun. Doktora yapsın. Yüksek lisans yapsın. Bu inanç eğitimi böyle. Onu karıştırmamamız lazım. Bunlar çünkü karıştırıyorlar. O orada yürümesi lazım. İmam hatipse, ilahiyatsa oradan da Diyanet İşleri ise oradan gitsin. Ama bu tarafta da akademik bir eğitim var. Akademik eğitimde işte bir daha doğrusu modern bilimsel eğitim var. Onun bir akademik eğitimi var. Sosyal bilimleri, fen bilimleri. Onun dışında güzel sanatlar ve spor eğitimi var. Bunlar da bu alandaki eğitimler. Bunları da dünyadaki örnekleri nasılsa en iyi şekilde yapalım. Hepsini lise yapalım, modüler bir program uygulayalım. Çocuklar kendi yeteneklerine göre en iyi şekilde olsunlar. Herkesi kapsayan bir sınav olsun. Herkesi kapsasın. Herkesin seviyesi ortaya çıksın ve herkes kendi seviyesine göre de okullarını seçebilsin. Ve bu seviyelerde olan çocuklar da kendilerini geliştirebilecek fırsatları sunalım. Eğer çocuk başlangıçta diyelim TEOG'da, daha önce TEOG'da yapılıyordu, aldığı sınavda düz liseye gitmişse onun içerisinde bir sosyal bilimler lisesinin programını da takip edebilecek bir imkan verelim. Fen bilimlerinin programını takip edebilecek bir imkan verelim. Sadece inanç eğitim üzerinden vermeyelim bunu. Diğer alanlarda da geçişkenliği sağlayalım. Bunu yapamıyoruz. Yapamadığımız zaman yani kişilerin kafasını modern bilimsel eğitimle doldurmadığımız zaman sorgulayan, düşünen, yaratıcı düşünceye sahip olan bir buluş yapma üzerine kendini güdüleyen bir eğitimden adamı yetiştirmediğiniz zaman o zaman işte patentte Kore'nin arkasına düşüyorsunuz. Patentte İran'ın arkasına düşüyorsunuz. İran sosyal bilimler, fen bilimlerinde uluslararası değerlendirmelerde son 4-5 yılda bizim önümüze geçmeye başladı. Neden? Çünkü temel bilimlerde çalışma yapamıyoruz. Nitelikli üniversitelerimizin sayısı gittikçe yani sayımız çoğalmasına rağmen uluslararası rankinglerde ne yazık ki üniversitelerimiz eski başarılarını gösteremiyorlar. Yani işte ilk 500 yayınlandı. 160'tı daha önce Boğaziçi herhalde. Şimdi 190'a düşmüş. Böyle 3 tane üniversitemiz var ilk 500'de. Bunların sayısının artması lazım. İlk 50'de üniversitemizin olması lazım. Yani Nobel alacağım ben diyen
bilim adamı, yani Nobel hayali kuran bilim adamına ihtiyacımız var. Bunlar yok. Sen bunları kenara koyuyorsun. Düşünen adam istemiyorsun. Sorgulayan adam istemiyorsun. Buluş yapacak, aykırı olan adam istemiyorsun. Sen sadece kendine oy veren adam yetişsin istiyorsun. Oradan da işte senin istediğin teknoloji, senin istediğin çıkmıyor. Yoksa Türkiye 80 milyonluk bir ülke, nüfusunun %50'si 28 yaşın altında. Sen kardeşim bu 28 yaşındaki insanları adam gibi eğitsen, mühendis yapsan, bilim adamı yapsan, araştırmacı yapsan, bu adamlar nitelikli bir şekilde araştırma yapsalar. Neden iPhone 9, iPhone 10, 11'i Türkiye'den bir genç bulmasın ya? Neden bunun dışında yeni bir eğer sistem olacaksa, sosyal medyada yeni bir haberleşme sistemi olacaksa neden Türkiye'den bir genç bulmasın bunu? Bak Türkiye'deki adamı alıp Aziz Sancar gibi Amerika'da bir eğitim sistemini aldığın zaman buluyor adam bir şey. Biz de bu ortamı neden sağlayamıyoruz Türkiye'de? Çünkü 12 yıldır, 15 yıldır bizim yaptığımız buradan yetişen adam sadece bana oy versin. Onun dışında bu adam nitelikli olsun düşüncemiz yok. Cumhuriyet kurulurken kardeşim bu insanlar nitelikli olsun, bu insanlar Türkiye için ben ne yapabilirim düşüncesinde olsun diye yetiştiriliyordu. Şimdi ise bana oy versin diye yetiştirilme mantığıyla hazırlanıyorlar. Bu olmaz. Türkiye'nin geleceğine yazık ediliyor. Bu gençliği biz eğer atlarsak, bunları zamanında yeteri kadar eğitemezsek, ondan sonra övünebileceğimiz, böbürlenebileceğimiz bir gençliğimiz de olmayacak. Bunun farkına varmamız lazım. Türkiye bunun 2019'da mutlaka farkına varacak ve ona göre bir tercihini yapacak diye düşünüyorum. Peki okullarımızda laik eğitim sisteminden uzaklaşıyor mu sizce? Ya ortada zaten. Yani ben laik eğitimden falan vazgeçtim. Ben ne diyorum? Modern sorgulayan eğitimi ortadan kaldırmaya başladık Mehtap Hanım. Yani sorgulayan bir eğitim yok. Yani şimdi biz evrim teorisini anlatmıyoruz. Yani dünyada gelişmeyen tek şey, değişmeyen tek şey değişimdir diyen bir anlayış bu topraklarda, yani Epikratos yaşamış, Pantaleon demiş, her şey akar demiş. Yani diyalektik felsefenin kurucusudur Anadolu'ya. Benim yaşadığım topraklar, ben Menderes Ovası'nın kenarından bir çocuğum. Gelmişim oralardan. Orada binlerce yıl önce yaşayan Epikratos demiş ki, Pantaleon demiş, her şey akar demiş. Diyalektik felsefenin kurucusu. Tales, dünyadaki hümanizmanın, felsefenin kurucusu. Bu topraklarda bulunan insanlar. Şimdi biz diyoruz ki, yani binlerce yıl sonra işte evrim teorisini tartışmayalım. Niye? Tartışmayalım. Yoksa insanlar sorgulayıcı, bilimsel, akıllı düşünecekler. Aykırı düşünüyor. Eğer evrim teorisini öğrenirse belki bana oy vermez. Ya böyle şey olur mu ya? Sen kardeşim modern bilimsel eğitim neyi gerektiriyorsa onları öğreteceksin. Mesela inanç eğitiminde ne öğreteceksen öğret, o ayrı. O zaten başka bir konsept. O daha başka bir konsept. Ama sen modern bilimsel eğitimi ne yapman gerekiyorsa yapacaksın. Bunun için gerekli şeyleri yapmıyorsun. Bunları önünü kesmeye çalışıyorsun. Bakın sorduk şimdi. Bakalım cevap verecekler mi? 81 ilde hemen hemen büyük çoğunluğu İlahiyat Fakültesi mezunu İl Milli Eğitim Müdürlerine. Evet. Ya kardeşim sizin hiç mi bir matematikçiniz, hiç mi bir fen bilgisi öğretmeniniz yok mudur yani? Tamam yani her tarafı İmam Hatip yaptıktan sonra biz ne yapacağız yani? Kim yapacak Türkiye'de buluşu? Buluşu kim yapacak? Sen inanç eğitimine yetiştirdiğin adamdan buluş bekleyemezsin. Olmaz mı? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Oradan bir buluş çıkmaz, oradan bir icat çıkmaz. Oradan başka bir ilahiyat eğitimi, tabii onun devamı başkadır. Burada, teknoloji eğitimi nasıl olacak? Burada yetişecek din görevlileri de aslında... Yani şimdi hayır, onu da başka yetiştiriyorsunuz, Diyanet'e alıyorsunuz. İşte Bekir Bozdağ açıkladı, 5000 tanesini geçen sene içerisinde Diyanet'ten başka yere almışız. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı diğer dairelere geçiş kapısı olarak mı kullanıyorsun? Hı-hı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne oldu? Liyakat kalktı. Hı-hı. Eskiden devletin bir liyakat sistemi vardı ya. Şimdi liyakat olsun olmasın bir yerden boşluğu bulan giriyor, ondan sonra başka bir yerlere atanabiliyor. Ama ne oluyor? Bakın bugün gelinen noktada artık halk tepki vermeye başladı. Şimdi tek adam rejiminin en büyük kötülüğünü görecek olan Tayyip'in kendisidir. Tayyip görüyor şimdi. Millet yeter ya kardeşim ne cam filmi diyor. Bir dakika cam filmi de bir düzenleme yapalım diyor. Hı hı. Yok şu şöyle bu böyle. Yani herkesin karşı çıktığı bir konuda bir düzenleme yapma durumuna geliyor. Şimdi böyle bir devlet yönetimi olabilir mi ya?
Devletin bir kendine göre bir organizasyonu olup ona göre herkes neyin ne kadar Türkiye'ye zararlı ya da faydalı olacağını karar verip ondan sonra temelde ve tepede ortak bir karar alma sürecini biz bırakıyoruz. İşte tepeden tek başına bizim zamanımızda TEOG mu vardı kaldıralım. Ne olacak fırsat eşitliği? Herkes yanındaki okula gidecek. Ya ben yani iyi bir okulda yanında oturmuyorsam ne yapacağım? Ev mi alacağım yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey yani Türkiye'nin daha doğrusu Cumhuriyet'in en önemli katkısı nedir? Fırsat eşitliğidir. Bakın ben Aydın'da yetişmiş zeytin çiftçisi bir ailenin çocuğuyum. Oradan çıktım. İşte Aydın 7 Eylül Okulu'nu, Aydın Lisesi'ni okudum. Tıp Fakültesi'ni okudum. Ondan sonra işte ortopedi eğitimi aldım. Yurt dışına gönderdi beni devlet. Ben İtalya'da gittim. Spor hekimliği cerrahisi öğrendim. Geldim, doçent oldum, profesör oldum, başhekim oldum, rektör oldum, milletvekili oldum. Kim yaptı bunu? İşte bu Cumhuriyet o fırsat eşitliği yaptı. O hani beğenmedikleri, konuşup durdukları laf var ya, Cumhuriyet lafı, Atatürk. O sağladı işte. Yoksa ben o Cumhuriyet olmasa, padişahlık düzeni devam etse, ben köyde okuduktan sonra belki orada zeytin silkmeye devam edecektim. Zeytin toplamaya devam edecektim. Ama bak beni bu Cumhuriyet aldı bir yere getirdi. Biz buna borçluyuz. O yüzden bu fırsatı herkese tanımamız lazım. Bunu tanıyamadığımız için de kaybediyoruz. Onun için kaybediyoruz. Zaman kaybediyoruz. Eğitimde rezil rüsva olduk ya. Rezil rüsva olduk. Evet, ülkenin iç gündemi bunlarla meşgulken bir de Başbakan Yıldırım'ın Amerika ziyareti, son gerçekleştirdiği Amerika ziyareti var. Gerçekleştiremedi diyelim. Randevu krizi yaşandı. Evet. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Ya şimdi koskoca bir ülkenin başbakanı, evet. Mehtap Hanım. Yani uçağa biniyor, binmeden önce randevu diyorlar şu saatte. Biniyor, bindikten sonra randevu saatini değiştiriyorlar. Başbakan gidiyor, iki gün parklarda yürüyor. Bütün devlet ricaliyle birlikte. O fotoğraflar da yani çok eleştirildi. Yani şimdi olacak şey mi ya? Yani tamam yürürsün, yaparsın da. Yani boş boş gidiyorsun işte oralarda fotoğraf çektiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra görüşüyorsun. Görüşürken Michael Pence'in yanında olan kişilerin hiçbirisinin devlette herhangi bir şey değiştirme yetkisi olmayan kişiler. Onlarla beraber görüşüyor. Sen alıyorsun yanına bakanlarını, şunlarını, bunlarını. Onlarla görüşüyorsun. Ne elde ettin? Yani ne elde ettin? Elde ettiğin bir şey var mı? Yok. Şimdi problem şu. Bakın, yani dişe dokunur bir sonuç çıkmadı diyorsunuz. Ya hiçbir şey yok işte, yeni bir sayfa açalım. İyi. Yani iyi, devam edelim. Yani bu diplomatik görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadığı zaman yazılan cümle budur. Taleplerimizi yineledik. Ya yineledik yani, ama ne güzel. İşte yedik içtik çok güzel. Çay ısmarladılar, kahve ısmarladılar. Kalktık diyecek. Yani bu duruma geldik. Şimdi 27 Kasım'da bir dava var. Rıza Zarrab davası. Hı hı. Şimdi Rıza Zarrab davasında problem şu. Rıza Zarrab büyük bir ihtimalle itirafçı oldu. İtirafçı olduktan sonra takip ettiğim zaman kadarıyla 296 dosya vardı. 3 tanesinde gizlilik kararı vardı Rıza Zarrab davasındaki dosyalarda. Bu 3 tane gizlilik kararı olan dosyada muhtemelen bu 27 Kasım'da açıklanacak. Şimdi Rıza Zarrab'ın yaptığı iş belli. İran'ın kara parasını altın ticaretiyle Halk Bankası üzerinden akladığını ifade ediyor. Yani böyle yazıyor gazeteler. Ve bunun karşılığında da bir komisyon verdiğini, bu komisyonu da belirli kişilere verdiğini ifade ediyor. Hı hı. Ve bunun ucunun nereye dokunacağını da bu 27 Kasım'daki davada daha netleşeceği söyleniyor. Şimdi bu eğer yani hükümet çevrelerinden belirli yöneticilere, hani sayın daha önceki bakanlardan bir tanesine ve işte Halk Bankası Genel Müdürü'ne, Genel Müdür Yardımcısı'na ve bir bakana dokundu zaten, davanın ucu gözüktü. Bu gördüğümüz kadarıyla bunun görünmeyen ucunda acaba kimler var? Bunları biliyor, yani merak ediyoruz bunları. Bunlar nedir? Bu Rıza Zarrab davası bizim başımıza ne açacak? Bu nereye kadar gidecek? Bunlar konusunda bir açıklanmaya ihtiyaç var. Yani şimdi biz Amerika kötü. Evet, Amerika bize şöyle kötü, böyle kötü. Acaba Amerika'nın kötülüğü Rıza Zarrab davasında bizi sıkıştırmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa gerçekten bir kötü mü? Şimdi bu konuda da bir bilmeye ihtiyacımız var. Yani burada da bir kafa karışıklığı var. Şimdi biz bu Rıza Zarrab davasında eğer 27'sinde bazı şeyler açıklanır ise, Türkiye'nin bazı sıkıntılı ilişkileri, Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bazı siyasi ilişkilerin, kişilerin adları da o davada verilir ise, acaba ondan sonraki süreçte ne olacak onu bilemiyoruz. Yani o Türkiye'ye nasıl yansıyacak
Ciddi yansıyacak. O zaman acaba bu Amerika'ya düşmanlık düzeyimiz artacak mı? Yani Amerika ile bizim problemlerimiz belli. Zarrab davası var. Fethullah Gülen'in iadesi davası var. Gülen'in iadesi hikayesi var. Üçüncü olarak da YPG'nin işte yani onlar tarafından bir müttefik olarak görülmesi var. Her ne kadar değil diye inkar etseler de YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorlar. Böyle bir duruş var. Şimdi yine Amerika'nın Suriye'deki komutanın açıklaması var. Yani PKK demokrat, Marksist diyemiyorum, demokrat diyor falan. Yani şimdi bu açıklamalar mide bulandırıyor. Yani bu ne demektir? Yani nasıl bir tezgah örülüyor bizim güneyimizde? Bunlar konusunda net bir bilgimiz yok. Acaba buralardaki sıkıştırmalar konusunda bir sıkıntı mı var? İran'la yapılan, yaşanan gerginliğin arkasında Türkiye'nin İran'a karşı düşmanlığının artmasına yönelik bir istek mi var? Bunların açıklanmaya ihtiyacı var. Yani İran'a yönelik bir yaptırım yapmamız mı isteniyor? Çünkü Amerika son dönemde Orta Doğu'da bir oyun kuruyor. Suudi Arabistan'la birlikte İran'a yönelik bir oyun kuruyor. Bu oyunun içerisinde Türkiye nerede olacak? Nasıl olacak? Biz sadece Rıza Zarrab davasında kuyruğu kaptırdık. Burada acaba sürüklenecek miyiz? Bunların hepsinin Türk milleti tarafından, vatandaşımız tarafından bilinmesine ihtiyaç var, açıklanmasına ihtiyaç var. Bu konularda herhalde önümüzdeki günlerde 27 Kasım sonrası başbakanlık yetkilileri, cumhurbaşkanlığı yetkilileri daha net ifadeler verecekler. Ama bilin ki eğer Amerika'ya karşı yani böyle daha düşmanca, daha şey ifadeler ortaya çıktığı andan itibaren bilin ki dava bizim lehimize gitmiyor. Yani Türkiye'nin lehine giden bir şey yok anlayacağız. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü davaya baktığımız zaman davada birçok suçlamalar var. Bunlara net gaz cevaplar veremiyoruz. Verdiğimiz net karşı tarafı susturan cevaplar yok. Yani Türkiye'nin Amerika'da birçok şeyi var. Tutuklu insanı var. Biz gidiyoruz gidiyoruz. Başbakan da Cumhurbaşkanı da Rıza davasını görüşüyor. Neden önemli bu kadar? Yani bunların bir açıklamaya ihtiyacı yok mu? Yani dünya kadar tutuklu var Amerika'da Türk. O vatandaşlar önemli değil de Rıza niye önemli? Ben bunu bilmek istiyorum. Yani belki siz biliyorsunuzdur ama ben bilmiyorum da açıklansın diye bekliyoruz 27 Kasım'dan sonra. Peki Başbakan'a Dışişleri Bakanı eşlik etti. Bu durum pek alışık olduğumuz bir durum değildi. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi bilemiyoruz tabii Başbakan'ın Dışişleri Bakanı'yla birlikte. Bu da konuşuldu. Yani şöyle söylemek lazım. Yani heyette kimlerin olacağına normalde Başbakan karar verir. Hı hı. Ama Başbakan kendisi mi karar verdi? Yoksa Cumhurbaşkanı ya Başbakan orada konuşacak ama sen de git yanında bir bak mı dedi? Bunları bilmiyoruz. Ne gibi bir gerekçesi olabilir yani? Bilemiyoruz. Yani bunların bir gerekçesini bilemiyoruz ama dediğim gibi bu 27'sinden sonra bunların gerekçelerinin çoğu daha net olarak açıklanacak diye düşünüyorum. Peki Başbakan sizce kendisiyle görüşecek bir muhatap bulamadı mı? Yani o bunu mu bu şekilde mi yorumlayabiliriz? Yani işte Dışişleri Bakanı da orada görüşme takip etti. Yani görüşelim, edelim, takip edelim diye bence onları takip etmiş olabilir. Yani iki gün bir başbakan, yani Türkiye'de senin bu kadar yoğun gündem içerisinde işin gücün yok mu kardeşim? İki gün önceden gidiyorsun, oralarda, parklarda geziyorsun. Yani Türkiye'nin vakti bu kadar şey mi yani boş mu? Hiçbir kıymetimiz yok mu Türkiye'nin yönetiminin? Yani iki gün başbakan oralarda, parklarda dolanacak, randevu takip edecek. Bu tabii alışık olduğumuz bir durum değil. Daha doğrusu Türkiye'nin bugüne kadar uluslararası camiada gördüğü itibarının ne derece rencide edildiğinin ciddi bir kanıtı. Bu hoş değil. Artı yine bu yani Paradise belgelerinde başbakanın durumu da sıkıntılı. Yani Sayın Başbakan her ne kadar ben kendim değilim, çocuklarım bu işte, onlar da bütün yasal her türlü soruşturma açılsın diyorsa da şöyle bir sıkıntı var Mehtap Hanım. Sıkıntı şu. Şimdi bir başbakan diyor ki verginizi yatırın. İşte vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diyor. Bütün vergi dairelerinin girişinde yazıyor. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Şimdi bakıyorsunuz bir başbakan ve bir bakan ve kardeşiyle birlikte bu Türkiye'de
kazanmış oldukları parayı daha az vergi ödemek için bazı offshore şirketleri kurarak Malta'da Türkiye'ye vergi ödemeden parayı kaçırıyorlar. Bu hani belki bir araştırma, bir soruşturma çıktığında bunda hukuki bir ceza bulamayabilirsiniz. Ya yani bir şey yok kardeşim. Adam yasal olarak şirketini açmış Malta'ya. Parayı oraya göndermiş. Türkiye'deki bankalarda tutmak yerine parayı orada tutmuş. Orada da işte Türkiye'de diyelim %10 ödeyecekse orada da gitmiş %1 ödemiş. Yani bunda ne var diyebilirsiniz ama sen başbakan olarak etik davranmak durumundasın. Yani vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Herkes vergisini ödesin diyorsun. Ama gidiyorsun kendin çocukların orada offshore hesabı açıyor. Bu etik değil, şık değil. Yani yaralayan esasında vatandaşı bu. Yoksa bir soruşturma açılsa bilmem ne olsa buradan herhangi bir ceza çıkmayabilir. Yani sürecin hukuki boyutuna yönelik olarak bir yanlış da çıkmayabilir. Hı hı. Ama ahlaki boyutuna yönelik. Yani sen bu kadar elhamdülillah Müslüman olarak devamlı alnın secdeye gelen bir insan olarak hak hukuktan şundan bundan bahsedeceksin. İşte vergiden, işte faiz haramdır bir takım şeylerden bahsedeceksin. Ondan sonra kalkıp ona yönelik Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün, herkesin vergisini yatırmasının ne kadar ahlaki olduğundan bahsedeceksin. Sonra gideceksin oğulların böyle bir şey yapacak. Demek ki oğullarını yetiştirememişsin Sayın evet. Başbakan. Böyle bir şeyimiz var. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Siz bir uçağa yetişeceksiniz tabii. Evet, bir Kuveyt'te uluslararası bir toplantıya gidiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ben efendim. Ben teşekkür ediyorum.